Biz de Pavel'la başlayalım. Konuklarıma da hoş geldiniz diyeceğim. Cem Tözge, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar. İyi çok akşamlar, teşekkür Tufan. Ederim. Tufan Cömert, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Selamlar Cem. Peki, önce ben Tufan Cömert'le başlayayım. Pavel'ın mesajlarını şu dakikalarda ekranlara da yansıyor. Onunla ve onun yorumlarıyla başlayalım. Galiba şöyle diyeceksin Tufan abi. Ya bilmediğimiz bir şey söylemiyor diye ben tahmin ediyorum. Klasik Tufan Cömert yorumu böyle olabilir. Ama ben yine de sözü sana bırakayım. Önemlidir efendim Pavel'in mesajları. Ne dersin bir taraftan onu dinlerken? Evet, beklentileri boşa çıkarmayayım. Şu ana kadar bilmediğimiz yeni bir şey söylemedi. Evet. Ya, tabii şimdi sadece başlıkları gördüm. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hani daha detaylı falan hepsinin bütün metni okumuş değilim. Ama gördüğüm kadarıyla yani aslında işte aynı şeyleri söylüyor olması Fed başkanı bence bu bir başarıdır. Şu anlamda söylüyorum. Fed uzunca bir süredir o kadar güzel piyasaları yönlendiriyor, o kadar güzel ne yapacağını ya da ne yapmayacağını söylüyor ki yatırımcılara. Zaten bunların arasında bir sürpriz olma ihtimali oldukça düşük durumda. Böyle olduğu için de hakikaten açıklamalara baktığımızda çok şaşıracağımız bir şey görmekte zorlanıyoruz ki bence zaten olması gereken de bu. Şimdi bugün için baktığımda da işte şu ana kadar başlıklarda gördüm. İstihdam piyasasında hala çok sorunlu olduğunu söylüyor ki doğru. Bugün işte Türkiye'de gördük. Bizde de gayet sıkıntılı. Ve önümüzdeki dönemde mali tarafta daha fazla burada yardım yapılması, daha fazla teşvik edilmesi gerektiği konusundaki görüşünü de yinlemiş oldu. O taraftaki gelişmelere baktığımızda da hala görüşmeler devam ediyor. Piyasalar bunu satın almış durumdalar. Açıkçası burada daha fazla çok da satın alacak bir şey olduğunu veya daha fazla yakın vadede yapılacak bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda hala yine 3 seneden 4 senede önce Fed'in ciddi bir faiz artırmak gideceği fiyatlanıyor değil. Dolayısıyla şu anda işte Powell yeni bir şey söylemiyor ama piyasalarda da zaten yeni olarak fiyatlanan işte dünyamızı değiştirecek çok fazla bir şey olmuyor aslında. Peki aynı konuda ben Cem Tözge'ye de dönmek istiyorum. Dediğim gibi Powell'ın mesajları Tufan Cömert de ifade etti. Benzer mesajlar ama ekstra yeni bir açıklaması oldukça biz sizlerle paylaşacağız. Ekranlarınızın altında da gevşek para politikası duruşunda sabırlı olacaklarını yineliyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell. Cem Tözge ne deriz Powell'ın mesajları? Sen nasıl görüyorsun, nasıl yorumluyorsun? Evet, herhangi bir sürpriz yok. Dikkat çekici açıklama bence. Asıl işsizliğin işte 6 küsürlerden esasında %10'lar civarında olduğunun altını çizmesi. Ki yani burada zaten tüm dünyada, Türkiye dahil benzer durumlar söz konusu. Bu toz duman dağılmadan işsizlik dünyada ne boyutta bunu ölçmek gerçekten zor. İşte Türkiye'de işten çıkartmalar hala biliyorsun olmuyor. Yani teşvik alan şirketlerde benzer şekilde işten çıkartılamıyor insanlar. Yine Amerika'da da bazı tabii bu teşviklerden kaynaklı durum söz konusu. Herhangi bir sürpriz görmüyorum. Tabii burada Powell topu biraz da siyasilere atıyor. Ki biliyorsun burada çok uzun zamandır yeni teşvik paketini konuşuyoruz. Özellikle Biden'ın görevi devralmasıyla birlikte bu 1.9 trilyon dolarlık paketin ne zamana geçeceği, hatta İşte 1.9'a varır mı varmaz mı biliyorsun. Bununla ilgili 2 hafta önce bir ciddi bir piyasalarda çalkantı da olmuştu. Bence burada artık hem Fed olarak gerekeni yapacağını bir kez daha altını çiziyor. Bence de diğer tarafta da topu birazcık senatoya atıyor diye düşünmekteyim. Tufan Cömert, şimdi yine Powell'ın mesajlarına baktığımızda tahvil alım programı yani QE'nin miktarının diyor ki tam bir toparlanma görülene kadar, tam bir ilerleme sağlanana kadar aynı şekilde kalacağını, yani mevcut haliyle kalacağını ifade ediyor. En büyük herhalde Amerikan Merkez Bankası eski Bernanke dönemi deneyimlerinden de hatırlayarak bu tahvil alım programının azaltılması meselesi. Buna acaba girecek mi, girmeyecek mi? Bu sinyal gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu çok merak ediliyor. Powell hani bunun iletişiminin çok önceden yapılacağını önceki açıklamalarında ifade etmişti ama bir kez daha burada hani altını çizmesi, merak etmeyin. Hani ciddi bir iyileşme ekonomide görülene kadar biz burada
devam edeceğiz. Bu açıklama da önemli mi? Ne dersin? Bu konudaki yorumunu da bir rica edeyim hocam. Yani şöyle, çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama yani gene tabii burada ince bir mesaj var. Gene ince gördü orada da başkan. Şu anlamda şimdi 2013'te Bernanke'nin şu tapering, İngilizcesi tapering olan tahvil alımlarının azaltılması niyetine söylenmesi sonrasında dünyada ciddi bir karışıklık görmüş. İşte Türkiye'de kırılgan beşi grubuna dahil edilen o ülke gruplarında, o ülkelerden biri olmuştu. Şimdi buradan çok ciddi dersler alındığı için böyle bir şeye bir daha izin vermek istemiyor FED. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tahvil alımlarının azaltılması, ki bunun zaten yöntemi de 3 aşağı 5 yukarı belli, vadesi dolanların yerine konulmayacak veya belli vadeler konulacak ama belli vadelerde itfa edilmesi izin verilecek. Bu şekilde devam edilecek. Ama net bir şekilde piyasalarda en ufak bir karmaşa veya bir dalgalanma olacağını düşündükleri noktada burada çok dikkatli davranmaya devam edeceklerini düşünüyorum ki zaten verdiği mesajdan da yine aynı anlam çıkıyor gibi görünüyor. Cem Tözge, ne dersin? Varlık alımları ekonomide kayda değer iyileşme görülene kadar aynı hızda sürecek vurgusunu da bir kez daha Powell'dan şu dakikalar itibariyle almış durumdayız. Evet, yani zaten geçtiğimiz FED toplantısında da aynı görüşü savunmuştu. Piyasaların bence olumlu karşılayabileceği bir açıklama. Çünkü piyasalarda biliyorsun belli bir süredir Amerika'da acaba bir enflasyon kaygısıyla birlikte tahvil faizlerinde bir yükseliş olursa bu piyasalarda bir bozulma etkisi yaratır mı görüşü hakim ki özellikle bu Amerika'nın 2 yıllık 10 yıllık tahvil faizindeki farklılaşma 10 yıllıklarda bir miktar daha yine yukarı yönlü trendin oluşması buna bağlı gözüküyor. Ama burada bence bu kaygıları azaltacak bir açıklama diye düşünmekteyim. Zaten şunu biliyoruz. FED eğer böyle bir şey yapacak ise 2013'ten farklı bir şekilde daha uzun bir sürece bu önden piyasaları algı yönetimiyle alıştıracak diye düşünmekteyim. Çünkü 2013'te bir miktar hani bu gelişmekte olan ülkelerde hatta bazı gelişmiş ülkelerde de bozulmaları beraberinde getirmişti. Ben FED'in bu konuda oldukça sabırlı davranacağını zaten hani önceki görüşümde hep belirtmiştim. Zaten Powell da bunu defalarca altını çiziyor. Zaten bugün gelen enflasyon verisi de bu Powell'ın bugünkü görüşlerini teyit eder nitelikte. Bu Powell meselesine yani şöyle bakıyorum yorumlara da yeni bir şey yok. Hakikaten Tufan Cömert'in ifade ettiği gibi güvercin bir, beklendiği gibi bir güvercin konuşma geliyor diye. Yani şöyle hani şu an soru cevap devam ediyor. Oradan da birkaç başlık söyleyeyim. Diyor ki enflasyon göstergelerini geniş bir şekilde izliyoruz diyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı gerektiği şekilde Amerikan Merkez Bankası toparlanma için yardım etmeye devam edecek diyor sorular karşısında. Ne kadar bir mali politika yani soruda ne kadar bir mali politika desteği gerekir dedi. Bunu kongre bilir dedi. Hani benim işim değil dedi. Kongrenin karar vereceği bir konudur dedi. Mali teşviğin büyüklüğü meselesi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı geniş bir şekilde enflasyon göstergelerini izliyoruz diyor Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Powell'ın konuşmaları sonrası hala dolar zayıf. Dolar zayıfını koruyor. Onun da altını çizelim. Ve şu anki durumla ilgili mali politika aracı çok gerekli diyor. Ana araçlardan bir tanesidir. Şu an yardım için mali politika desteği şu anki duruma dair destek açısından önemli araçlardan bir tanesidir. Az önce de ifade ettiğim gibi ne kadarlık bir acaba destek gelebilir, ne kadarlık bir destek gerekir diye onun o kongrenin bileceği işledi. Efendim bu arada ekonomi yeniden açıldığında harcamalarda bir artış, harcamalarda bir fırlama, yukarıya doğru sıçrayış görebiliriz diyor Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Enflasyonda yukarı doğru bir hareket olursa bunun çok ciddi olmayacağının da altını çiziyor. Şimdi enflasyona dönük açıklamalarını da biraz Tufan Cömert son olarak hani öyle tamamlayalım isterim. Bugün gelen enflasyon verisi var ve Powell da diyor ki enflasyonda daha istikrarlı bir yerdeyiz, hala düşük bir yerdeyiz. Bugün gelen Amerikan enflasyonu da hani korkutmadı diyelim, rahatsız etmedi. İstersen o yorumlarla devam edelim. Şimdi bugün gelen enflasyon yıllık bazda %1.4 artış gösteriyor. Çekirdek enflasyona baktığımızda ise %1.6'dan 1.4'e düşmüş.
Yani aslında burada baktığımızda aynen yani işte korkulduğu gibi bundan bir, yani çok değil ama bir ay kadar önce işte reflasyon geliyor, yeniden faizler yükselecek, işte reel faizler çok artacak falan gibi yapılan tartışmaların şu an itibariyle çok da yerinde olmadığını görüyoruz. Ha, belki bu tartışmalar yarın öbür gün gerçekten haklı çıkacak. Zira işte daha önce gösteren işte mesela ISM endekslerinin fiyatlarla alakalı kalemlerine baktığımızda evet orada bir miktar hareketlenme var ama gördüğümüz kadarıyla genele yansıyan bir şey yok. Dolayısıyla burada enflasyon tarafı şu anda Amerika'da çok da politika yapıcıların işte siyasetçilerin veya Fed yetkililerinin, ekonomi yetkililerinin üzerine politika bir inşa edecekleri bir noktada değil. Yani aslında buradan hareketle dünyaya baktığımızda da her yerde yine aynı şey konuşuyor. Yani büyümeyle beraber bir enflasyonda tekrar artış olacak düşüncesi var ama şimdi dünyanın önde gelen fon yöneticilerine falan bakıyoruz. Hani bunların böyle açıklamalarını falan bakıyoruz. Örneğin bugün PIMCO'dan bir açıklama geldi ki yani hani piyasalarda gayet iyi bilinen bir kurumdur. Kendileri de en az 3-4 sene enflasyonun rahatsız edici bir seviyeye gelmeyeceğini, Fed'in de bu anlamda faizlere dokunmayacağı yönünde bir görüş beyan etmişler. Ya açıkçası burada ciddi olarak bir emtia tarafında, fiyatlarda ciddi bir arz tarafında şok olmadığı sürece veya işte iç talep yani Amerika'nın bu sene mesela %4.1 büyümesi bekleniyor. 2020'de 3 küsur küçüldükten sonra. Hani 4.1 değil de 5.5-6 büyük iç taleple beraber bir talep yönde enflasyon yaratmadığı durumda çok da fazla hayatta bir şey değişmeyecektir. Ha biz işte piyasada işlem yapanlar açısından bu kısa vadeli oynaklık açısından bunları yakalamak evet önemli olabilir ama gözünü kapatıp ben biraz daha uzun vadeli bakarım diyen yatırımcı açısından şimdilik uykuları kaçıracak bir gelişme görmüyorum o zaman. Peki aynı konuda tam da şu dakikalarda enflasyona dair söylemleri var. Cem Tözge senden de bir yorum rica edeceğim. Şu an bu New York Ekonomi Kulübü'ndeki olay diyelim sunum canlı olduğu için biraz bunun üzerinden gitmek istiyorum. Affınıza sığınarak değerli konuklarım. Şöyle diyor ki FED enflasyondaki olası bir artışa karşı elinde araçlar var diyor Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell. Yani enflasyon kopup gitse sakin olun, bizim elimizde bunu dizginleyecek araçlar var diyor. Mevcut enflasyonu görmek istiyoruz Powell'ın mesajları. Bir de çok önemli mesajlardan bir tanesi şu Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Enflasyonda büyük ve sürdürülebilir bir yükseliş beklemiyoruz diyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın enflasyon sorusuna verdiği yanıt şu. Enflasyonda büyük bir artış ve hani kalıcı bir yükseliş beklemiyoruz diyor Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell. Ve enflasyondaki artışa yanıt verecek araçlarımız elimizde var diyen bir Amerikan Merkez Bankası Başkanı önümüzde. Cem Tözge, Tufan Cömert'e sorduğum gibi hem bu açıklamalar hem de bugünkü enflasyon verisi sonrası değerlendirmelerini rica edeyim. Evet, şimdi konuyu esasında baştan ele alacak olursak son dönemdeki en büyük tartışma Amerika'da bir ve dünyada bir tabii ki bir enflasyon kaygısı. Yani bu işler düzeldikten sonra tekrardan işte aşının yaygınlaşması, dünyada normalleşme olmasından sonra enflasyon olur mu olmaz mı? Tabii şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Hep tabii 2008 kriziyle bu krizi kıyaslıyoruz. Yani bazı görüşler ne diyor? Ya bak 2008'de de Fed bilançoyu büyüttü, çok ciddi şekilde para verdi, faize düşük tuttu ama herhangi bir enflasyon oldu mu? Hayır. Ama bu sefer de olmayabilir. Ya da diğer bir görüş diyor ki 2008'de bu görüşü, bu krizi ya da bu dönemi kıyaslamayın. Çünkü 2008 bir finansal krizdi ki orada bir kaldıraç krizi vardı hatırlarsınız. Çok ciddi borçlu bir Amerikan hane halkı, işte ev, mortgage kredileri kaynaklı ciddi şekilde leverage dediğimiz kaldıraçlı enstrümandan kaynaklı bir finansal kriz ve bir normalleşme sonrası Amerikan halkının bu kaldıraçlı pozisyonları hızlı bir şekilde kapattığı bir dönem yaşadık ki burada sisteme giren para herhangi bir şekilde harcamaya yansımadı. Ama bu seferki durumda bu kadar kaldıraç söz konusu değil. Tabii burada kaygı işte bu özellikle çekler sonra bu normalleşme sonrası Amerikan halkı, hane halkı harcamaya başlarsa bu enflasyon yaratır mı? Şu andaki bence en önemli dünyadaki soru işareti. Bu bir. İki,
Tabii ki bu Biden'ın gelmesiyle birlikte altyapı yatırımlarının hep altını çizdik. Buradaki bir canlanma beraberinde bir enflasyon getirir mi? Üçüncü konuda girdi fiyatları. Yani emtia başta tabii ki gıda fiyatları, ki siz de bugün bunu uzunca süre haber yaptınız. Yani gıda fiyatları sürekli yukarı gidiyor. Bunları topladığımızda yani bu üç risk, hali halkın harcamaya başlaması, emtia fiyatları artı altyapı yatırımları şu anda enflasyon tarafta en büyük risk olarak gözüken unsurlar olarak gözükmekte. Ama Powell tabii bunu büyük ihtimalle çok daha bizlerden detaylı bir şekilde analiz etmiş olabilir. Zaten şunu da biliyoruz. Toparlanma olduğu sürece eğer Amerika'da enflasyon %2'nin üzerine gitse bile bunu burada büyük bir toleransı olacak gibi gözüküyor Fed'in. Bundan dolayı hani enflasyon tarafında bir kıpırdanma olacaktır ama piyasa fiyatlaması da şu anda Fed'in söylemleri de en azından 2021 yılı için enflasyon çok büyük bir sorun görmüyor. Tabii dönem içinde büyük bir ihtimalle biz Amerikan tahvil faizlerinin bu beklentilere bakarak yukarı yönlü hareket etmesini büyük olasılıkla göreceğiz gibi gözüküyor. Evet. Çok ani zıplamalar olmadığı sürece ben bunun hisse senetleri üzerinde çok ciddi bir risk açıkçası oluşturacağını düşünmüyorum. Şimdi yine son açıklamalarından, biz diyor henüz desteği çekmeyi düşünmedik bile. Yani bu konuda Fed'in mevcut ekonomi olan desteğini hani gündeme bile gelmedi. Bunu bir konuşmadık bile diyem. Henüz bu hiç gündeme gelmedi. Bu konuda hiç düşünmedik. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası desteğini çekmeyi şu ana kadar hiç düşünmedik. O aşamada değiliz diyen Fed Başkanı. Enflasyon konusunda da yapılan yorumlar oldukça rahat deniyor yorumlarda. Yine ekonomideki risklerin aşağı yönlü olduğunun da altını çizen bir Fed Başkanı var. Aşı dağıtımındaki yavaşlıktan dolayı. Diyor ki aşı dağıtımındaki yavaşlık nedeniyle ekonomideki riskler aşağı yönlü diyen bir Fed Başkanı var. Şimdi dolar endeksini sevgili arkadaşlarım ekranları getirir. 90.3'lerde hala Tufan Cömert. Bu tablo, yani Fed'in hala destekleyici olması, Powell'ın mesajları, bir dolar güçlenmesi önümüzdeki dönemde görmeyeceğiz anlamına gelir mi? Çünkü biraz güçleri gibi olmuştu ama yeniden 90'lı seviyelerde, 90 ile 90.5 arasında adeta hani oraya demir atan bir dolar endeksi var. Bu zayıf dolar teması sürecek mi? Bu arada Amerikan endeksleri pozitif tarafa doğru geçtiler. Powell'ın konuşmasıyla beraber ne dersin? Senden bir dolar yorumu rica edeyim. Evet, yani bu doların tabii güçsüz seyretmesi, uzunca bir sürede aslında güçsüz seyrediyor olması genelde bizim açımızdan gelişen ülkesinden her zaman olumlu. Onu söyleyerek başlayayım. Şimdi buradaki görüntü ne değiştirebilir? Hani dolar endeksi dediğimizin yarısı zaten euro dolardan, yani euro değerinden oluştuğu için aslında o tarafa da şöyle bir kısaca bakmak lazım. Orada da çok fazla bir şey olmuyor. Yani Amerika'daki toparlanmayla alakalı hala ciddi belirsizlikler varken, aşı tedarik zinciriyle alakalı yine bir sürü soru işareti varken aynı şeyler Avrupa için de geçerli, diğer dünyanın diğer ülkeleri için de geçerli. Dolayısıyla benzer kaygılar orada da var. Para politikası anlamında Avrupa'nın da biraz daha yavaş hareket ediyor olması bu anlamda aslında çok da Euro'nun değerlenmesini gerektirecek bir şey değil. Ama işte cari dengelere baktığımızda, işin teorik kısmına baktığımızda en azından Euro'nun bir miktar daha değerlenmesi beklenebilir. Şimdi bu bahsettiğim sadece işin makroekonomik tarafı. Şimdi bunun daha likidite tarafından, yani işte kim daha fazla para yaratacak, hani para basacak demek istemiyorum ama kim daha fazla para yaratacak kısmına baktığımızda evet işte Amerika'da mali teşvikle gelen bir şey var. Fed'in aylık 120 milyar tutanık tahvil alımları devam ediyor. Fakat milli gelirlerine oranı olarak baktığımızda aslında Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun büyüklüğü daha hızlı artıyor. Yani aslında bu şartlarda doların teoride biraz değer kazanması lazım. Fakat baktığımızda piyasada şöyle bir şey var. O kadar uzun bir süredir piyasadaki yatırımcılar, büyük fonlar, hatta devletler, merkez bankaları doların değer kaybedeceğini düşünüyorlar ki dolar short pozisyonlar, yani kısa pozisyonlar
oldukça yüksek seviyelerde tüm piyasanın işte geminin tek tarafına yığıldığı bir şeyde yaşıyoruz. Dolayısıyla ara ara böyle bir sıkıntılı bir haber geldiğinde, işte bir beklenmedik bir gelişme olduğunda bu short pozisyonlarda, kısa pozisyonlarda ani kapanmalarla beraber dolar endeksinde ara ara yukarı hareket görüyoruz. Yani geçen hafta işte 91'e doğru gördüğümüz hareket. Ama normal şartlarda burada gördüğümüz işte 50 günlük ortalamasının altında, hani biraz daha işte tekneye girdiğimizde, normal şartlarda 2014'te gördüğü 84-85'li seviyeleri doğru geri gidiyor olması gerekir. Yani bu anlamda işte biraz daha euro doların yukarı gitmesi, geliş ülke para birimlerinin ve Türk lirasına bundan destek bulacağı bir dünya bizi bekliyor olması gerekiyor. İşte dediğim gibi beklenmedik bir şeyler olmaz. Evet, Cem Tözge, dolar zayıflığı konusunda senin de bir yorumunu rica edelim. Sonra artık yavaş yavaş oradan Türkiye'ye doğru geçeceğim. Evet, şimdi bu açıklamalar bir kere piyasaların hoşuna gitti. Ki daha Powell ne desin, yani ağzından resmen bal damlıyor. Özellikle hissetleri yatırımcısı için, yani duymak istediğimiz her şeyi duyuyoruz. Tabii bu açıklamalarla birlikte dolarda bir miktar daha gevşeme görebiliriz. Tufan da bahsetti zaten. Çok aşırı euro long pozisyonlardan bir miktar yukarı gitmekte zorlanan bir pariteyle son zamanlarda karşı karşıyaydık ama tabii bir mali teşvik paketi en azından önümüzdeki maksimum bir ay içinde geçecek gibi gözüküyor. Bu tabii risk iştahını olumlu önünde etkiler diye düşünüyorum. Bu tabii doların bir miktar daha zayıflığını beraberinde getirebilir ama tabii ne kadar daha bir zayıf dolarla karşı karşıya kalabiliriz, o birazcık soru işareti. Çünkü şunu biliyoruz ki toparlanma eğer söz konusu ise bu Amerika'da 2021 yılı içinde Euro bölgesine göre çok daha hızlı olacak gibi gözükmekte. Ki şu an zaten bunu takip edebildiğimiz en net veri günlük olarak sizin de yayınladığınız aşı kullanım oranları. Yani burada büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte Amerika ne kadar fazla aşıyı yaygın kullanıyor nüfusa göre ya da Avrupa ne kadar fazla kullanıyor, bunu konuşmaya başlayacağız. Bu tarafta Amerika'daki net toparlanma ve bunun ekonomik verilere yansımasıyla birlikte ben yılın ilk yarısında dolar zayıflığı olsa bile son iki çeyrekte doların bir miktar euroya karşı güçlenme ihtimali daha yüksek görmekteyim. Evet, dolar endeksinin son bir yıllık grafiği Tufan Cömert'in ifade ettiği 50 günlük ve 100 günlüğü ben grafiğin üzerine attım. 50 günlük ortalama pembeyle gördüğümüz ortalama 90.4'te, yani şu an neredeyse 50 günlük seviyeye çok yakın. Onun altında ama çok yakınız, 90.3'te. 50 günlük ortalaması 90.4'te. 100 günlük ortalaması da 91.7 dolar endeksinin. Onun da zaten altında bir hareket var. Uzun süredir dolar endeksinin tablosu bu şekilde. 7'nin 6. Hadi buradan artık bu konuşmaya başlandı. Az önce Fed'den, yani küresel tabloyu koyduk ortaya. Herkes sanırım Tufan bunu soruyordur size. Ne diyorsun? Dolar TL yorumu sende. Şimdi birkaç tane önemli konu var Türk lirası açısından. Bunlardan ilki kuşkusuz faiz seviyesi. Yani faiz her ne kadar bir para biriminin değeri konusunda son sözü söyleyen etken olmasa da önemli sözlerden birini söylüyor. Yani içinde bulunduğumuz dünyada faizlerin ultra düşük olduğu, likitlerin acayip fazla olduğu, uzunca bir süre merkez bankalarının buna müdahale etmeyeceği bir ortamda getiri arayışının devam etmesi kaçınılmaz. Bu anlamda nerede yüksek getiri varsa, nerede yüksek faiz varsa fonların buraya gitmesi de gene beklenen sonuçlardan biri. Şimdi bu anlamda bizim Kasım ayı sonrasında yaptığımız faiz artışlarıyla faizimizin %17'ye gelmiş olması ve daha da önemlisi Merkez Bankası'nın oldukça öngörülebilir bir politika izlemesi ve uzunca bir süre yüksek faiz seviyesini, hani yüksek faizde ne olduğunu ayrıca tartışırız ama dünyaya göre diyeyim şimdilik, böyle bir faiz seviyesini devam ettirecek olması Türk lirasını yabancı yatırımcı açısından gayet cazip kılıyor. Şimdi bunu nerede görüyoruz? Öncelikle işte döviz tarafında, tahvil ve hisse tarafında düşünüldüğü kadar değil. Yoğun girişler vardı. Şimdilerde biraz zayıfladı. Fakat swap tarafında, yani swapla gelen para tarafında, repo tarafında bunun çift haneli milyar dolarlar, yani 10 milyar doların üstü olduğunu net bir şekilde Kasım ayından bu yana görüyoruz. 13,5 milyon civarında, yanlış bakmadıysam. Dolayısıyla bu ortamın devamı, bu faiz seviyesinin devamında yabancının kısa vadeli gelmeye devam etmesi beklenebilir. Yani bunun gelmesi önemli. Dolayısıyla bu dolar TL aşağı bastıracak sebeplerden biri. İkincisi, Türkiye'de yerliler ne yapıyorlar? Yani yerleşiklerin tavrı nedir diye baktığımızda kurumlar daha çok alış tarafındalar. Yani son bir aylık dönemi değerlendirdiğinde son birkaç haftadır biraz daha rahatlama var. Hani gün içi alsatlar oraya dengeliyor. Fakat asıl güzel olan bireysel tarafta
yavaş yavaş yatırımcıların satış tarafına başladıkları, satış tarafına geçtiklerini görmeye başladık. Bunu haftalık verilerde de aslında görüyoruz. Ha belki düşünüldüğünden, arzu edildiğinden çok daha yavaş gidiyor ama şunu çok rahat söyleyebilirim ki yani kur işte 7.50'lere 7.60'lara geldiğinde dolar buradan alalım mı diyen yatırımcılar artık bu noktada dolar alalım mı diye sormuyorlar. En azından öyle bir gözlemimiz var. Nereye kadar düşeri soruluyorlar ama öyle bir çok hani stop yapıldı işte zarar kes uygulandı gibi bir şey de söz konusu değil. Benim burada gördüğüm yurt dışındaki olumlu havanın da devam etmesiyle birlikte bizim bu politikalarımızın da etkisiyle dolar TL'de işte 6.90 sonrasında işte bizim hani geçen de konuşmuştuk yaz aylarındaki efsane 6.85 seviyemiz var. En azından grafikte orası güçlü bir destek olarak görünüyor. En azından bir 6.85'leri göreceği yönünde yani o yönde bir hareketin devam edeceğini düşünüyorum ben. 6.85'i görüp bir ay kalıyormuş orada yine. Enteresan olur. Çok yani. Enteresan olurmuş aynen. Peki Cem Tözge, dolar TL'de düşüş sürecek mi? Yani ne diyorsun, senin de görüşünü merak ediyorum. Bu arada HSBC'nin de bir 6.50 tahmini geldi dün, hatırlarsınız. Evet. O da biraz enteresan. Biraz iddialı bir hedef. Ama hani birebir aslında Tufan'ın aynı şeyi düşünüyorum. Yani birkaç rakamdan bahsedecek olursam, hani bu oyun rakamlarına bakacak olursak, sermaye piyasalarına yabancı tarafından yine para girmiş mi? Girmiş. Çok arzu ettiğimiz seviye mi? Yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir rakam. Ama tabii swap kanalına para girmeye devam ediyor ki sadece Ocak ayında giren rakam 3,5 ila 4 milyar civarı konuşuluyor. Eurobond zaten hani ihracı yaptık buradan bir 4 milyar. Yani Ocak ayında yabancı kaynaklı Türkiye'ye giriş 8 milyar dolara yaklaşmış durumda. Sadece Ocak ayı. İçeriye baktığımızda Ocak ayının hatırlarsın ilk 2 haftası ile 3 haftası yerliler yine alım düşüşlerde alım olarak bunu fırsata çevirmişlerdi ya da öyle görmüşlerdi. Orada bir DTH'da net bir çözülme görmedik. Hatta artış gördük ama aylık bazda baktığımızda geçtiğimiz haftaki rakam birazcık oyunu şeklini değiştirdi ki aylık bazda Ocak ayında 600 milyon civarı bir DTH'da bozma var. Sadece 1 milyar doları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Ki yarınki rakamı da ben çok özellikle merakla bekliyorum. Ben yarınki rakamda geçtiğimiz haftaya göre daha ciddi bir DTH çözümüyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Tabii burada Tufan'ın da belirttiği gibi artık hani sorular nereden alalımdan ziyade acaba daha ne kadar düşer ya da bir tepki olur da mı oradan birazcık hani TL'ye dönsek tarzında bana da gelmeye başladı. Bu önümüzdeki süreçte TL'nin bir miktar daha tabii ki değer kazanmasını bence olası kılmakta ki yurt dışındaki şu anda ki hava da buna oldukça elverişli durumda. Sadece tabii Türkiye'de değil, tüm dünyada emerging market'lara gelişmekte olan piyasa destekleyen bir hava var. Yani baktığımız zaman sadece işte geçtiğimiz hafta JP Morgan açıkladığı rakamlara göre 7 milyar dolar sadece geçtiğimiz hafta emerging market'lara girmiş durumda. Bize giriş devam ediyor diyorsun öyle mi? Yani çünkü ediyor, iyi başlamıştı biraz duruldu diye yorumlar çok duyduk o nedenle. Evet, bizde giriş var ama limitli yani istediğimiz seviyede değil. Bize giriş genelde bu faiz farkından dolayı swap kanalına giren carry trade parası. Yani sermaye piyasasına para bir miktar girdi. Özellikle mesela biraz sonra borsada da konuşuruz birkaç gündür. Bankalarda bir yabancı alımı olduğunu görüyorduk. Ama genelde bizde para faiz tarafına giriyor. Yani faiz derken tahvil tarafından ziyade bu carry trade dediğimiz gecelik paraya giriyor. Cem abi, swap'ta belki yeni adımların atılabileceğine dair de sanki bir beklenti oluştu. Daha da fazla bir yabancı girişinin olabileceğini düşünür müsün bu açıdan? Dün çünkü Sayın Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal da hani sanki BDDK ile bu konunun hani görüşüldüğünü sanki sinyallemiş gibi dünkü o ekonomist ve yatırımcılar olan toplantısında. Kesinlikle düşünürüm. Zaten sürekli izlediğimiz şu, Merkez Bankası ile Türk Bankası'nın taraf olduğu swaplarda limitli de olsa azalma söz konusu. Eğer tabii bu tarafta bir swap kanalında bir açılma söz konusu olursa, şu anda işte Türk Bankaları ile Merkez'in arasındaki yaklaşık o 42 milyar civarı olan swap kanalı giderek azalıp yabancı TL, yabancı banka, Türk banka arasındaki ilişkilere dönecek gibi gözüküyor ki bu Türkiye'ye yabancı girişini kolaylaştıracak ve bence piyasanın gayet olumlu karşılayacağı bir adım olacak gibi gözüküyor. Bunları birleştirdiğim zaman dolar TL'nin büyük ihtimalle ben 7 seviyesinin altına kayma ihtimalini yüksek görmekteyim. Tufan'ın da bahsettiği gibi 6.85
teknik olarak zaten çok önemli bir seviye. Bu seviyede doğru bir geri çekme söz konusu olabilir. Ama tabii bu seviyede artık yavaştan da Merkez Bankası Başkanımızın defalarca altını çizdiği enflasyon hedeflemesi gibi bu şu anda hala çok güçsüz olarak gözüken rezervlerimizi kuvvetlendirme adına atacağı adımlara yakından takip edeceğiz. Yine HSBC'nin o 6,5'luk hedefi bence oldukça iddialı. Belli bir seviyede 7'lerin altında Merkez Bankamızın döviz alım yerlerine başlama ihtimalini ben yüksek görmekteyim. Ama yıl geneline baktığımız zaman, ki geçtiğimiz yerinde de bunu söyledim, yıla başladığımız seviyeden aldığımız zaman TL'nin hala yıl sonunda güçlü kalabilme ihtimalini hala dolara karşı yüksek görmekteyim. Peki, bu arada Powell'dan mesajları önemli ve yeni mesajlar geldikçe paylaşıyoruz. Bilanço ekonomiyi desteklemek için gerektiği kadar büyüyecek diyor ve bilançoyu şu an daraltmayı düşünmüyoruz diyor Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell. Bir kez daha tekrarlıyorum, bilanço ekonomiyi desteklemek için gerektiği kadar büyüyecek. Yani bu konuda bir sıkıntımız yok. Gerektiği kadar büyütürüz bilançoyu, Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu. Ve şu an için bilançoyu daraltma planımız yok diyor Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell. Bunu da yine bir son dakika gelişmesi olarak aktarmış olalım. Tufan abi, sana döndüğümde şimdi hem bu HSBC'nin tahmini, swaplar konusunda yeni adım gelme ihtimali, birçok şey üst üste soracağım. Merkez Bankası Sayın Ağbal'ın hani hemen sanki döviz alım ihalelerine başlamayacağız mesajını da verdin. Çok acele etmeyeceğiz gibiydi. Katılır mısın? 3. Dördüncüsü izleyicimizin sorusu. Çok üst üste sordum ama şunu da ekleyeyim. Zaten hepsi belki bir cümle, yani bir yorum içerisinde gelir. Fitch'in Türk TL'yi en kırılgan paralar arasında görmesine ne dersiniz diyor. Ya ben açıkçası buna ben yanıt vereyim. Hadi oradan Fitch diyeceğim. Neden? Ya Allah aşkına, negatif reel faiz diyor. Geçtik artık bunu. TL artık negatif reel faiz falan yok. Çifte açık diyor. Yani açığı olmayan mali taraftan dünyada ülke yok. İkincisi, bu sene daha az cari açık vereceğiz diye bekleniyor. Herkes 2.3, 2, 2.5, 3 neyse. Yüksek seviyesi dış borç. Dış borç diğer ülkelerle karşılaştığımızda herhalde Türkiye'nin en iyi. Hadi oradan Fitch dedim bir kere. Ama tabii ki üstadların yorumu. Ben işin esprisini yapıyorum. Tufan Cömert ne der? Şimdi şu swap konusuna girersek, hani burada bir limitler gevşetilir mi? Yani swapların ana hikayesi aslında biliyorsunuz işte rezervleri daha güçlü göstermek. Dolayısıyla rezervlerin, net rezervlerin işte gerçek seviyesine baktığımızda burada bir anda swapların limitini yükseltip yurt içindeki bankaların dövizlerini Merkez Bankası'na vermek yerine işte Londra'ya verip buradan TL'ye yaratma çabalarına girmeleri Merkez Bankası rezervlerini yine bir miktar aşağı çekecek. Dolayısıyla bu çok kademeli yapılacaktır. Ama bence şu anda daha zaman değil. Şimdi Merkez Bankası açısından, yani Sayın Ağbal'ın da söylediği, henüz döviz alım ihaleleri için, yani böyle söylemiyor ama verdiği mesaj henüz erken olduğu yönde. En azından benim anladığım şey bu, düşünce bu. Bu da aslında bence çok doğru. Sebebi de şu, şimdi biraz önce konuştuk. Para nasıl geliyor Türkiye'ye? Swap'la geliyor, repo'yla geliyor. Yani gecelik olarak geliyor. Yarın öbür gün burada bir haber akışında işte Amerika ile malum hani Dışişleri Bakanlarının görüşmesi bekleniyor. Şimdi buradan mesela olumsuz bir haber olduğunda hisseyi sat, tahvili sat falan, hani bunlar biraz daha uzun iş. Ama doğrudan hemen repo'dan çık, swap'ını boz, geri dön, çok daha kolay bir şey. Dolayısıyla o para bence öyle kalmaya devam ettiği sürece Merkez Bankası gerçekten FDI girmediği, işte tahvil ve hisse piyasasında yoğun yabancı girişi olmadığı sürece burada döviz alımlarına, döviz alım ihalelerine başlamak için elini oldukça ağır tutacaktır. Dolayısıyla şimdilik orada bir şey beklemiyorum. Ters dolarizasyon da orada önemli şartlardan biri. Evet, hani biz bunu görmeye başladık ama işte hani içerideki 150 milyar dolardan bahsediyoruz. Hani bunun işte 1,5'unu, 2'sinin döndüğünden bahsediyoruz. Muhtemelen burada 10'lu, 20'li rakamların satıldığını görmemiz lazım ki ters dolarizasyondan bahsedelim. Dolayısıyla bunun erken olduğunu düşünüyorum. Fitch konusuna geldiğimizde, şimdi gerçekten yani hiç bunu milliyetçi bir şeyle yapmıyorum ama şimdi metrikler belli. Borçluluktur. Yani bir kredi derecelendirme kuruluşun ana amacı verdiğin borcu bu ülkeye, bu adam, bu şirket geri ödeyebilecek midir? Şimdi Türkiye'nin bu metriklerine baktığında borcunun milli gelire oranı Avrupa'daki en düşüklerden biri, İskandinavları saymazsak. Şimdi cari denge aynen bu sene azalıyor çünkü
geçen seneden gelen işte malum kredi büyümesinin yarattığı bir ciddi artış söz konusuydu. İçeriye baktığımızda evet faizler daha yüksek, para çekiyoruz. Yani biz portföy yatırımlarıyla da zaten finanse etmeye başladık. Şirketlerin borçlanmasında borçluğu düşüyor, faizler düşüyor. Borçlanma oranında o anlamda döviz bazında bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu Türkiye'nin çok kırılgan bir para birimine sahip olduğu yorumu bana çok anlamlı gelmiyor. Biraz geriden geldiklerini düşünüyorum. İşler iyi gittikten sonra da onlar zaten yine iyi söylemeye devam ediyorlar. Ya o dönüşleri tam yakalayamadıklarını düşünmüyorum. Peki 6.50 HSBC tahmini? 6.50 Murat Toprak'ın raporu okudum. Argümanlar aslında konuştuklarımız arasında. Mesela cari açıktaki, cari dengedeki bu görelilik daralma da bunlardan bir tanesi. Bazı konularda evet belki biraz fazla iyimser. Biraz da şu anda içinde bulunduğu zamanın ruhu da şu anda gelişirken paralelini destekliyor. 6.50 konusunda çok emin değilim. Yani yukarıya gidecek hiçbir olay görmüyorum şu anda. Bence de Türk lirası değerlenmeye devam edecek. Hedef belirlemek zor böyle piyasalarda ama en azından buradan dolar alır mısın sorusuna şu görebildiğimiz yakın vade içerisinde yeni bir şey olmadığı sürece ben hayır derim. Peki biraz düşen bıçak hikayesi gibi borsadaki sanki şu dönemde. Devam ediyoruz. Tufan Cömert'e döneceğim ve Borsa İstanbul'u soracağım. Bu seviyeler bugün biraz yukarıda kapattık ama hani dün mesela bankacılık çok iyiydi. %2-%3'lük hareketler. Bugün onu göremedik. Hatta bazı bankalarda satış oldu. Ne der acaba? Onu dinleyelim. Dün yoğun bir yabancı girişi vardı. Özellikle işte önde gelen bankalarda ciddi ordinalar olduğunu gördük. Onun verdiği bir destek vardı. Fakat sene başından bu yana baktığımızda bankacılık endeksi hala ekside, sanayi endeksle aradaki fark ciddi olarak açıldı. Şimdi malum Kasım ayı sonrasında bu tarafa aslında ciddi bir bankalar önderliğe giriş olmaya başlamıştı. Fakat geldiğimiz noktada 2021'e dair en azından bankacılık sektörünün ilk yarıda zorlanacağı, net faiz marjlarının düşeceği, bilançolardan sonra özellikle işte bazı bankalarda yapılan aşağı yönlü revizyonlarla beraber şu anda yabancı ilgisinin çok fazla bankalara, finansal tarafa yönelik olmadığını görüyoruz. Bu yüzden de zaten endeks üzerindeki etkisi de yani hani buradaki yabancı işlemleri de çok fazla artık şey yapmıyor, o tarafa yansımıyor. Fakat sanayi tarafı önemli, o tarafta hala bir ciddi para değişimi, para girişi olduğunu görüyoruz. Zaman zaman kağıt değişimi de oluyor. Dolayısıyla şimdilik böyle bir kağıt değişimiyle sanayi indeksinin verdiği ivmeyle beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin gene en azından 1575-1580 civarına doğru hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. Peki ben Cemte Özgür'e deneyeyim. Acaba o ne der Borsa İstanbul için? Evet yani bugün bir miktar piyasa gitgelliydi. Çok normal. Çünkü dün ciddi bir hareket yaşadık özellikle bankalar. Tabii bugün bir de Cumhurbaşkanımızdan gelecek olan bu açıklamayla ilgili piyasada beklenti oluşmuştu. İşte ulusa sesleniş olur mu? Bununla ilgili bir haber ne gelecek? Hani bu tarafta belirgin bir açıklamanın geldiğini görmedik. Bu da bence bir miktar hayal kırıklığı yarattı diyebilirim ya da piyasadaki bir miktar şalkantının sebebiydi ama çok normal. Yani endekste dünkü yaşanan yükseliş sonrası bu tip hareketler bence gayet normal karşılanmalı. Hep diyorum yani yurt dışında belirgin bir düzeltme hareketi olmadığı sürece endekste yön yukarı gibi gözüküyor. Büyük bir ihtimalle yani şu anki Amerika'daki kapanışlar ya da gidişata baktığımız zaman yarın yukarı yönlü bir endeks açılışı beklemekteyim. Eğer yeni bir zirve girişimi olacaksa ki ben bunun olma olasılığını çok yüksek görmekteyim ki bir önceki zirvemiz biliyorsun 1580 yani eski endekste 158.000 seviyesi. Ben buranın üzerine bir harekete yine bankacılık önderliğinde olma ihtimalini yüksek görmekteyim. Çünkü bankalar dediğim gibi birkaç gündür bir yabancı ilgisi var. Hatta bugün yine baktığınız zaman hani çok ciddi primler olmasa da yabancı alışının düne kıyasla az olsa da devam ettiğini görüyoruz. Bu önümüzdeki süreçte bankaların bir miktar daha sanayi endeksine üstünü kurabileceğini gösteriyor ki bu da endekste yeni bir zirve arayışı içinde olabileceğimizi gösteriyor. Zaten dolar bazlı kapanışlar baktığımızda yine son dönemlerin yeni zirvesindeyiz. Yaklaşık 2.2 centteyiz. Büyük bir ihtimalle bu seviyenin açılmasıyla önümüzdeki süreçte ben 2.5 cent seviyesinin orta vadede hedeflenme ihtimalini yüksek görmekteyim. Peki. Tufan abi son sana döneceğim. Şimdi burada hala böyle sanayi öne çıkarmamız hani o bankasına ayrışması müthiş ayrışmasından sonra hakikaten hala ilginç. Ve orada dedin ki kağıt değişimleri oluyor. Sizin gibi değerli uzmanlar şunu da diyor. Ya artık hani ucuz
iskontolu ama işte hikayesi iyi olan şirket bulmakta zaman zaman belki şu yani eskisine göre biraz daha zorlanıyoruz. Hala var mı belki Garanti Yatırım'ın model portföyünden de gidebiliriz ya da bu dönemde öne çıkaracağınız sektörler, bilançolar da bir taraftan geliyor, geldi. Böyle bir yorumla istersen tamamlayalım. Tabii. Şimdi hani ucuz kağıt konusu biraz da bir tartışmadı. Yani bizim değerlemelerde kullandığımız faiz, hani hep söylüyorum %13 kullanıyoruz. 10 yıl faizimiz de zaten o civarlarda. Bilançolar geldikçe şirketler 2021'e dair yönlendirmelerini güncelledikçe hedef fiyatlarımız da buna göre değişiyor. Şimdi geldiğimiz noktada hala bazı bankalarda %20, %30'a varan hatta bazı bankalarda böyle bir prim potansiyeli var. Fakat bu prim potansiyeli illa buraya gidecekler, illa çok ucuzlar anlamına da aslında gelmiyor. İşin ederi budur ama bunların buraya gitmesi için şartların da oluşması gerekir. Dolayısıyla ucuzluk burada yeni bir konu değil. Şimdi Ford Otosan örneğini vereceğim. Bizim model portföyümüzde olan bir hissemiz. Şimdi baktığımız mesela bugün bilançosu geldi. Oldukça da iyi bir bilanço açıkladı. Şimdi bugün kapanışa doğru bir satış yedi ama mesela yarın bu bilanço ile beraber sene başına böyle %28 yapmış olmasına rağmen işte piyasa değerinde 8 milyar dolar gibi bankaları ikiye katlamış gibi bir şeye gelmiş olmasına rağmen kuvvetle muhtemel burada hareketin devam ettiğini göreceğiz. Şimdi bu anlamda bizim model portföyümüzde bankalar dışında ne var? Emtia tarafında biz olumlu olmaya devam ediyoruz. Küresel büyüme ve Türkiye'nin büyümesi alakalı. Örneğin Ereğli yani hani demir çelik tarafında bunun olayı önemli olduğunu düşünüyoruz. Hala kapama şartlarında olduğumuzdan dolayı da işte marketlerin işte Şok, Bim, Migros bunların da gene sektör olarak devam edeceğini, sağlık sektöründe gene bu anlamda olumlu ayrışmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ford Otosan'ın ben de terminalden söyleyeyim sen de hatırlattın abi. Net karı 4.19 milyar lira, tahmin 3.5 milyar liraymış. Yani Bloomberg'de 3.5 milyar tahmin beklenirken 4.19 yani 4.2 milyar TL. Satışlar da 47.4 milyar TL satış beklenirken 49.5 milyar TL'lik 49.5 milyar TL hakikaten büyük rakam ya vallahi. Otomotiv sektörüne helal olsun diyelim. İhracatı da bir işin içindedir. Cem Tözge son senden de bir sektör ve işte bilanço değerlendirmesi veda edeceğim. Evet zaten benzer sektörleri biz de beğenmeye devam ediyoruz. Demir çelik sektörü, otomotiv sektörü, perakende sektörü, telekom sektörü. İşte en sonunda da bir garanti bankasını eklemiştik model portföyümüze. Tabii burada bankacılık endeksi oldukça bence yılın belirleyici noktalarından bir tanesi olabilir. Şunu unutmayalım, son BDDK rakamlarına göre baktığımız zaman Türkiye'deki bankaları şu anda bu karşılıklı ayırdıktan sonra net kârı 60 milyar TL gibi bir rakam ki öz sermayelerine baktığımız zaman neredeyse bir %10'luk öz sermaye kârlılığı söz konusu. Eğer önümüzdeki süreçte bu CDS'lerdeki ve kurdaki güçlük ya da CDS'lik gerileme ve TL'deki güçlük devam ederse bankalar önümüzdeki süreçte ne kadar bu karşılıkları azaltırlarsa karlılıklarında belirgin bir yükselme görebiliriz diye düşünmekteyim. Bu da baktığımız zaman öz kaynak karlılığında şu anda %10'lar civarında cazip bulunmayan seviyelerin çok daha yukarı taşınması anlamına gelecektir ki bu bence Türk bankacılık sektörünü ön plana çıkartabilir diye düşünmekteyim. Cem Tözge çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Tufan Cömert çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar.